Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda ürün tanıtımı yapmayacağım. Daha önce almış olduğum üründe yaşamış olduğum bir problem vardı. Hatırlayanlar hatırlar eski videolarımda. Şöyle şu köşeye de yerleştiriyorum bu şekilde sizler için. gün Oradan ışığında izleyebilirsiniz. dolum Problemim yaptığını neymiş? Gösteren bir ışık var. Yeşil ışığın haricinde. Bunda sadece o yeşil ışık var. Yani bundaki gibi mavi yanıp sönmüyor. Evet arkadaşlar. Problemimiz daha önceki videomuzda anlattığımız gibi ilk aldığım üründe gün ışığını görünce burada benim mavi ışıklarım yanıp sönüyor. Söndü. Ya gün ışığını görmesi yeterli. Daha sonraki aldığım ürünlerde işte burada bunda da görmüş olduğunuz gibi herhangi bir mavi ışık göremiyorsunuz. Ben tabii bunu bu şekilde görünce güneş ile dolum yapmadığına kanaat getirip defalarca iade ediyorum, yenisini sipariş veriyorum. Defalarca yenisini sipariş veriyorum çünkü ilk aldığım üründen o kadar memnunum ki markadan vazgeçemiyorum. Devamlı iade ediyorum, panelde dolmuyor diye. Bana yenisini gönderiyorlar, yenisinde de aynı şey. Daha sonrasında ben işte bu videoyu çektim. Oradaki arkadaşlara danıştım. Benim gibi aynı sorunu düşünen arkadaşlarla karşılaştım ama bir neticeye varamadık. Defalarca satıcıyla iletişime geçtim. Bana söyledikleri pilin bir 72 saat mi dediler? Evet. 72 saat bu panelin bir güneş alması gerekiyor diyorlar. Yani o da bir hafta falan bir gün ışığına maruz kalması gerekiyor. Daha sonra pil kendisini toparlıyormuş. Bu şekilde bilgilendirme yapıyorlar. Ben tabii hep bekliyorum. Bir hafta, iki hafta aynı sonuçla karşılaştığım için geri iadelerde bulundum. Satıcı sağ olsun beni kırmıyor. İadesini kabul ediyor ama bana gerekli bilgilendirmeyi vermiyor. Bana diyebilir ki arkadaş ilk aldığın ürün böyle gösteriyormuş, ikinci aldığın ürün göstermiyormuş. Yani yeşil ışık yanıyor. Burada mavi ışığın haricinde bir yeşil ışık daha var. İkisinde de mevcut o. Yeşil ışık panelin çalıştığını gösteriyor ama ben zannediyorum ki pile enerji göndermiyor. Ama gönderiyormuş. Ben bunu da kendi deneme yanılma yöntemlerimle şey yaptım. Şimdi üründe bir de şöyle bir problemimiz var arkadaşlar. Satıcı diyor ya bir hafta kullanımdan sonra işte pil kendisini toparlıyor. Biz bir hafta boyunca bunu yanlış şarj aletiyle de şey yapıyormuşuz. Kullanmaya çalışıyormuşuz. Yani ilk aldım ben bunu. Bir kere fullemem gerekiyor arkadaşlar. Benim bunu ilk kullandığım şarj adaptörüm bu şeylerden de elektronik terimlerden de pek anlamıyorum. Eşittirden sonra voltaj eşittir 1 amper olması lazım sanırım. Yani daha yavaş bir şekilde şarj ediyor. Bununla şarj etmem gerekirken ben daha sonraki aldığım ürünleri 5 volt eşittir 2 amper denilen şeyle şarj etmeye çalışıyorum. Tabii bu da aletim doluyor gibi görünüyor ama dolmuyor aslında. Ben bu dolumu en başından bu dolumu yapmadığım için ürün ürün kullanıma hazır hale gelmiyor ve ben de defalarca iade ediyorum. Ben bunu nerede fark ettim? Bir otobüs yolculuğunda şehirler arası prize taktım. Yine yanlış şarj aletini almışım ilk ürünümde. Bunun güneşi de dolum yaptığına kanaat getirdim. Bunu kullanıyorum. Bunda sıkıntı yok ama normal şeyle elektrikle doldurmak istedim. 12 saat yolum çekti. 12 saat şey yaptım böyle taktım. Abi hiç dolmamış. Yani telefonumu doldurmaya çalışıyorum. Dolmuyor. Eyvah dedim. Sanırım şey bozuldu powerbank. Otele gittim. Otelde de tekrardan deniyorum. Aynı şekilde doluyor gibi görünüyor ama
ürünü dolmuyor. Daha sonra şey yaptım, şarj aletimi değiştirdim. 1 amperlik, yani en düşük, en yavaş bir şekilde dolduran şarj aletimle normal şebeke elektriğiyle doldurabiliyorum. Bu da aklımızda bulunsun. Bu DC Powerbank'ler için geçerli. Yani ben onu şey yaptım, kendi Powerbank'imde kanaat getirdim. 1 amperlik, yani en düşük. Yavaş bir şekilde dolduruyor ama garanti dolduruyor. Tutup da 2 amper veya ne bileyim daha yüksek, daha hızlı şarj cihazlarıyla doldurmaya çalışırsanız doldurmuyor arkadaşlar. Boşa takmış olsunuz ve cihazımıza da zarar verebilir. Ben bunu kullanıyorum. Yavaş dolduruyor ama garanti dolduruyor. Güneş ile dolumum da çalışıyor. En son yine ben dayanamadım, bunu sipariş verdim. Bunda da aynı şeyi denedim ve güzel sonuç aldım. Yalnız buradaki yine mavi lambalarımın yanmadığını fark ettim. Ama güneş altına tuttuğum zaman doluyor. İlk dolumumu yine bu powerbank'imle yaptım. Bu üründe aynı sorunu yaşayan arkadaşlar için anlatıyorum. Hızlı şarj aletiyle değil, yavaş 1 amperlik şarj aletimizle bunu dolduruyoruz. İlk dolumumuzu yapıyoruz. Daha sonra telefonumuza takıyoruz, işte ürünümüze takıyoruz. Tamamen boşaltıyoruz. İlk kullanım. Fulluyoruz, tamamen dolduruyoruz. Tamamen deşarj ediyoruz, boşaltıyoruz. Daha sonra gün ışığı alan bir yere koymamız yeterli. Diğer güneşe koyarsak da daha iyi. Şu sıralar güneşi pek göremiyoruz. Ocak ayı olduğu için. Bırakıyoruz. Bütün gün dursun güneş altında. Güneş ışığını aldığı zaman zaten burada yeşil ışığın yandığını fark edeceksiniz. Bunun gibi mavi yanıp sönmese de yeşil bir ışık yanıyor sadece. Bütün gün bekletin arkadaşlar. Akşam üzeri telefonumuzu şarja taktığımız zaman şarj ettiğini göreceksiniz. Yani bu da demek oluyor ki panelimiz çalışıyor. Ben yani üçüncüyü mü iade ettim, dördüncüyü mü iade ettim hatırlamıyorum. Birçok kez iade ettim. Yani satıcı hazır mesajı bana kopyalayıp kopyalayıp gönderiyor. İşte bir hafta şey süreci var. Pilin kendisini toparlayabilmesi için bu tarzdan bir mesaj gönderiyor. Yani bunun yerine bana diyebilir ki arkadaşım bunun modülü farklıymış, bunun modülü daha farklı. Bunda anlaşılmayacak bir şey yok değil mi? Bana bu şekilde bir açıklama yapabilirlerdi. Bu açıklamayı yapmadıkları için ben böyle deneme yanılma yöntemleriyle kendi göbeğimi kendim kestim diyebilirim ama bir sorun olmadığına kanaat getirdim. Bu böyle doluyormuş gün ışığında. Yeni şeyler sanırım böyle doluyor yani. Ama doluyor, ben bunu test ettim, onayladım. Yani cihazımda bir sıkıntı yok. Ben bu ürünleri böyle kafa yoruyorum, şey yapıyorum çünkü yaz aylarında ben devamlı bisikletle geziyorum. Bunu böyle takıyorum sırt çantama. Yani gittiğim yerde herhangi bir şarj problemim olmuyor. Ürünlerimi de ikiledim. Yani daha uzun süreli yolculuklara kendimi bu şekilde hazırladım. Ürünümüz bu şekilde arkadaşlar. İlk videomdaki bahsettiğim sorunun çözümünü kendi imkanlarımızla bulduk. İlk şarjımızı daha düşük voltajlı mı diyeyim, amperli mi diyeyim, daha yavaş dolum yapan şarj aletimizi yapıyoruz. Sonra telefonumuzu takıyoruz, şey yapıyoruz, yani powerbank'imizi sıfırlıyoruz, boşaltıyoruz, deşarj ediyoruz. Daha sonra güneş altında kullanmaya başlayabiliriz ürünümüzü. Güneş paneliyle dolum yapmaya başlayabiliriz. Ya bu üründe de mavi lambalar yanıyor ama normal elektrik, şebeke elektriği taktığımızda bunda da aynı bunun gibi mavi yanıp sönmeye başlıyor. Sadece bunun şeyi, güneş panelinde mavi ışıkları göremiyoruz. İşte bizim kafamızı karıştıran olay orasıydı. Onu da çözdük. Şarj oluyormuş yani. Şimdilik bir problemimiz yok. Satıcıdan da memnunuz, üründen de memnunuz.
Her şeyden memnunuz. Bu videoyu çekmemdeki amaç işte ilk videomdaki kafalarda kalan soru işaretini hallettik. Bunu belirtmek istedim. Başkaca sormak istediğiniz bir soru varsa arkadaşlar yorum kısmından alabilirim. Ha, bazı arkadaşlar bu powerbank'in şeyine yorum kısmından sordukları bir soru var. O konuda ya ben de pek bir fikir sahibi değilim. İşte bütün gün güneş altına kalınca işte ne kadar dolduruyor falan. Arkadaşlar o güneşin şiddetine bağlı. Şimdi hava kapalı. Ben bunu camın ağzına koyayım böyle gün ışığı alsın sadece. Yani sadece gün ışığında ne bileyim bir oda ortamında fazla doldurmaz arkadaşlar. Yani fazla bir şey beklemeyin. Bu ürün yani öyle full telefonumuzu full şey, güneşten dolduralım şey yapalım. Böyle bir beklenti içine kesinlikle girmeyin. Bu ürün sadece acil durumlarda ne bileyim yolda kaldığınız bir şey oldu, şarjınız bitti. O gibi durumlarda ne bileyim telefonumuzu açacak kadar telefonumuzu şey yapsın yani bizi idare etsin. Odur yani. Ben bunu bütün gün bu oda ortamında bekleteyim. Telefonumu ne bileyim %2 veya 3 anca doldurur öyle söyleyeyim. Ha bir hafta bırak güneş altına tabi fullersiniz telefonunuzu ona da hiç şüpheniz olmasın. Ama öyle bir anda 1-2 saat güneş altında tutayım telefonumu işte %50-%60 doldursun beklentisine giriyorsanız öyle bir dünya yok arkadaşlar. Videomuz bu kadar. Başkaca sormak istediğiniz sorularınız olursa yorum kısmından yardımcı olmaya çalışırım herkese. Videomu izlediyseniz beğenip kendi sosyal medyaları hesaplarınıza paylaşırsanız da memnun olurum. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar.